Evet, Alaaddin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine İstanbul'un bir ucundan kalkıp İstanbul'un diğer ucuna, Tuzla'ya bizleri ziyarete geldiniz. Zonguldaklılar adına vermiş olduğunuz bu çalışmalar, fedakarlıklar gerçekten takdire şayan. Sizleri kutluyorum öncelikle. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yayın hayatına kazandırdığınız Fark Türk TV ve gazetenizde de başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Biz de işte çalışmalarımıza devam ediyoruz federasyon olarak. İş hayatımız da yine devam ediyor. Gerçi yaz dönemindeyiz. Çok fazla aktif etkinliklerimiz olmuyor ama malum zaten ülkemiz çok ciddi bir sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 1,5 yıldır virüs, pandemi bizleri esir almıştı. Genel manada iş hayatımızı, sosyal hayatımızı çok ciddi manada kısıtlamıştı. Tam bunun üstesinden gelmeye başlarken ülkemizin dört bir köşesinde ortaya çıkan, meydana gelen yangınlar, ki tırnak içinde söylüyorum, şüpheli yangınlar bizleri ciddi manada huzursuz etti. Ciddi manada oradaki, o bölgedeki yeşil alanların kaybolması, o bölgedeki insanların mağdur olması, işte o alanlarda yaşayan canlıların telef olması, hayvanlarımızın, çok ciddi şekilde bizleri üzdü. Yani devletimiz bir şekilde kontrol altına almaya çalıştı ama bizler de elimizden geldiğince sivil toplum kuruluşları gözlemlediğim kadarıyla yardımcı olmaya çalıştılar. Biz de Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak yangınlarla alakalı ciddi manada görüşmeler yaptık. O bölgedeki yetkililerle görüştük. İşte bölgedeki yerel yöneticilerle görüştük. Siyasi, bürokratik anlamda bazı görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler neticesinde temel ihtiyaç noktasındaki yardımlar dört bir taraftan yoğun bir şekilde bölgeye gittiğini gördük. Oradan bize görseller, videolar da geldi. Hatta ihtiyaçtan fazla bile bazı maddelerin gittiğini gözlemledik, duyduk. Hal böyle olunca biz de dedik ki o zaman yani bu olaya destek olacak bir çalışmamız olsun. Biz de o zaman eksilen yeşil alanların tekrardan yerine kazandırılmasıyla alakalı fidan kampanyası başlattık. Fidan kampanyasında da Zonguldak'ı her zaman biz önde tutmayı amaçlıyoruz federasyon olarak. Çalışmalarımızda her daim Zonguldak'ı bir adım önde tutmaya çalıştığımız için kampanya tabii ki yeşil alanların eksiklerini tamamlamakla alakalı destek olmak için, ama aynı zamanda da federasyonumuzun ve ilimizin de adının bir adım öne çıkması için kampanyanın adını 6767, yani 6767 fidan kampanyası olarak başlattık. Ve çok genel basında, ulusal basında sizler gibi basın arkadaşlarımızın da hani haberlerine yer vermekle çok ciddi manada kitlelere ulaşan bir kampanya haline dönüştü. Çok olumlu dönüşleri oldu. Biz kampanyamızı tamamlamak üzereyiz. Bağışımızı Orman Genel Müdürlüğü ile akredite olmuş bazı çevre dernekleri ve kuruluşları var. Onlardan bir tanesine Orman Genel Müdürlüğü'nün de himayelerinde dikilmek suretiyle bağışımızı yapacağız. Ve bu kampanyayla da birlikte ilk defa belki de olacak bu çalışma, Zonguldak Hatıra Ormanı tabelasını da asacağız. Yani böyle bir çalışma ben daha önce duymamıştım. Bilmiyorum sizler şahitlik eder misiniz? Ben de bunu artık hani açıkta göğsümüz gere gere söylemek istiyorum. Zonguldak Hatıra Ormanı şeklinde tabelamızda İstanbul'da faaliyette bulunan Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak asmanın gururunu yaşayacağız inşallah. Hem bölgemizde ki bu yangınlar sebebiyle eksilen yeşil alanlara katkı sunmuş olacağız, hem de bizim için çok değerli olan Zonguldak'ın adını ilelebet taşıması, yaşatması için de böyle bir tabelayla bu projemizi tamamlamış olacağız. Tabii bu proje sadece fidan bağışıyla kalmadı.
Kadın kollarımız bizim şu anda hizmetine başladı yeni dönemde. Dördüncü dönemde teşkilatlanmamızı tamamladık. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, onları az sonra değineceğim. Kadın kollarımız da bir kendi bünyesinde bir çalışma başlattı. Bölgede bazı mağduriyetle alakalı mağdur olan evleri, köyleri birebir hani muhtarlarıyla görüşmek suretiyle tespit ederek ihtiyaçla alakalı bazı çalışmalar yapıldı. Yani nokta atışı yapmak için gerçek ihtiyaçları tespit ederek onlara ulaştırmakla alakalı bir kampanyamız var. Onu da kadın kollarımız yürütüyor. Tabii şimdi birkaç gündür şahitlik ettiğimiz diğer bir afet de bizim esas vatanımız, bölgemiz, doğduğumuz topraklar, Zonguldak, bizden ayrılmış olan Bartın'ı da kapsayan Batı Karadeniz bölgesinde bir ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Orada da takip ettiğimiz kadarıyla, yetkililerden aldığımız bilgiler kadarıyla Kastamonu'da 5 tane vatandaşımızın öldüğünü duyduk. Gerçekten çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Onlara, ailelerine sabırlar diliyoruz. Yine yaralılara da şifalar diliyoruz. Bartın'da bir vatandaşımızın kayıp olduğu, onun hala aranmakta olduğu bilgisi vardı. Tabii değişmiş olabilir bu bilgiler sürekli çünkü çalışmalar devam ettiği için. Yani o bölgede mağdur olan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz yaralılarımıza. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu noktada da biz Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak yine kadın kollarımızın çalışması, oradaki Bartın Belediye Başkanı'nın genel sekreterliğiyle görüşme yapıldı. Oradan birebir hani Kumluca beldesi, diğer yani Kumluca diğer işte ilçelerdeki, köylerdeki birebir hani mağdur olan yerlerin, kişilerin ne ihtiyacı olduğu alakalı çalışma yapılıp bize dönüş yapıldığında oraya da bir yardım ulaştırmayı düşünüyoruz. Yakında birkaç gün içinde durum şekillenir. Biz de zaten onu sizlerle paylaşırız. İnşallah orada da biz de elimizden geldiğince, karınca kararınca hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek maksadıyla böyle bir çalışmayı imza atmayı düşünüyoruz. Ki yani ben şuna inanıyorum, yani bu tür afetlerde devletimiz bir şekilde eksikleri tamamlama gücüne, kudretine sahiptir. Ama bizler Türk toplumu olarak yardımlaşmayı, dayanışmayı seven insanlar olduğumuz için, bu yönümüzle bir adım öne çıktığımız için her zaman bir şekilde elimizden geldiğince, karınca kararınca herkes oradaki o bölgeye dokunmak istiyor. Bizim amacımız da bu manada o bölgedeki insanlarımıza, hemşerilerimize dokunmak, onlarla olduğumuzu hissettirmek maksadıyla bir çalışma yakın zamanda gerçekleşecek. Bunun bilgisini sizlerle paylaşırız. Yani güncel konularla alakalı federasyon olarak duruşumuz bu şekilde. Genel olarak federasyonumuzdan sizlere biraz bahsetmek isterim. Tabii ki. Biliyorsunuz 27 Mart'ta yapılan genel kuruldan sonra bir 4 aylık süreç. Yani çok taze daha federasyonumuz. Daha önceki sizle yapmış olduğumuz röportajımızda anlatmıştım. Genel kurul öncesi çok ciddi projelerimiz vardı. Onları şu an adım adım ilmik ilmik işliyoruz. Bayağı bir seviyeye getirdiğimiz projelerimiz var. Bazı konuları devam eden projeler var. Bazıları da zamanı gelince yapılacak olan projeler de var tabii. Şimdi 4 aylık süreçte biz ilk 3 ayımızı değerlendirme maksatlı kurumsal bir çerçevede ilerleyeceğimizi sık sık dile getiriyoruz. Bu manada ilk 3 ayımızı değerlendirmek için 4 Temmuz'da genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Burada federasyonumuza üye olan derneklerimizle yaptık bu toplantımızı. Özellikle ifade ediyorum, federasyonumuza üye olmayan derneklerimizi davet etmedik. Çünkü biz kurumsal bir yapıya kavuşmayı, bürünmeyi hedeflediğimiz için. O gün katılan federasyonumuza üye olan dernek başkanlarımız ve yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmede ilk 3 ayımızı değerlendirdik. Orada geniş bir şekilde sunumumuzu yaptık. Sonrasında gençlik kollarımız, genç kardeşlerimizden Barış Sakallı başkanımızın, gençlik kolları başkanımızın
başkanlığında toplantısını icra etti geçen hafta 8 Ağustos Pazar günü karşıda Bağcılar'da kültür merkezinde. Orada gençlerimizle bir araya geldik. Yol haritamızı belirledik. Geçmişimizi değerlendirdik. Geleceğimizi planladık. Gençlerimiz bizim umudumuz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz onlara çok değer veriyoruz. Onlar bizim için çok değerli. Onların ne kadar kendini geliştirmesi bizim o kadar daha ileriye gitmemize sebep olacağı için onlarla devamlı diyalog, temas halindeyiz. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak geçmiş dönemdeki başkanımız da olmakla beraber bizler de her daim gençlerimizle iç içeyiz. Gençlerimize önem veriyoruz ve geleceğimizi onların planlayacağı, geleceğimizin onlara emanet olduğu için onlarla devamlı diyalog içinde, iletişim halindeyiz. Kadın kollarımız faaliyetini teşkilatlanmasını yaptı. Kadın kolları başkanımız Hayriye Köse başkanlığında teşkilatlanmasını yaptı büyük çoğunlukla. Çalışmalarını başlattı. Az önce vurguladığım gibi işte yangın bölgelerine ihtiyaç, sel bölgelerine ihtiyaçla alakalı taze gündem olduğu için öyle bir kampanya şu anda yürütüyorlar ama tabii ki İlerleyen zamanlarda kadınlarımızla, ailelerimizle ilgili programlarını da yapacaklar tabii. Bizler de Zonguldak Dernekler Federasyonu yönetim kurulu olarak şu anda Ağustos ayındayız. Yaz dönemi malumunuz. İnsanlar yaz tatilinde, tatillerinde vakit geçiriyorlar. Eylül ayı ile birlikte eğitim ve kültür sezonu olarak adlandırdığımız Eylül ayı itibariyle sezonun açılmasıyla birlikte, eğitim ve kültür sezonunun açılmasıyla birlikte bazı harekete geçireceğimiz programlarımız var. Bizim şu anda en çok yoğunlaştığımız, Ekim ayında yapmayı planladığımız Zonguldak Tanıtım Günleri. Çok ciddi, çok büyük bir proje. Burada Zonguldak'ın tüm ilçelerini kapsayacak bir proje olduğu için şu an onun detaylı bir şekilde çalışmaları devam ediyor, hummalı bir şekilde. İnşallah bir aksilik olmazsa, işte virüs yeni yeni duyuyoruz, delta varyantı deniliyor, farklı farklı şeyler söyleniyor. İnşallah onlardan sebep bir kısıtlama tekrar gelmezse bu programımızı icra edecek olmanın heyecanını şu anda çok yüksek seviyede yaşıyoruz. Bu önümüze koyduğumuz büyük hedeflerden birisi. Bunun yanında hemşehrilerimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz bazı projeler, anlaşmalar yapmak üzereyiz. Mesela bunlardan bir tanesi hemen hemen herkesin sahip olduğu, kullandığı araçlarında, hani mevcut kendi şahsi araçlarında veya iş yerlerindeki araçlarında araçlarının yakıtlarını temin etmeleriyle alakalı bazı görüşmeler yaptık. En son şu anda Türkiye'nin de yani en tanınan bir firmasıyla %5'lik bir indirim anlaşmasını mutabık kaldık. İmzaları atmadık ama birkaç gün içinde de imzaları atarak bunun da basın lansmanını yapmak kaydıyla hemşehrilerimizle, üyelerimizle paylaşacağız. Yani Türkiye'nin her yerinde bir şubesi, istasyonu bulunan ve tanınmış bir firma olan Opet'le anlaşma yapmak üzereyiz. Bundan tüm federasyonumuza bağlı olan üye derneklerimiz, hemşerilerimiz %5 nakit olarak indirim sağlamak şartıyla faydalanacakları bir anlaşma yapmak üzereyiz. Bu anlaşma da Opet yetkililerinin söylediğiyle size söylüyorum. Dernekçilik anlamında federasyon olarak ilk defa yapılacak bir anlaşma. Kooperatif, sendika veya farklı daha böyle yapılarla, kurumlarla birkaç anlaşma yaptıklarını ama federasyon olarak, hemşeri derneği federasyonu olarak ilk defa bizimle yapacaklarını, bize ayrıcalıklı bir durum olduğu için bunu özellikle vurguluyorum. Bizim ilişkilerimizden kaynaklı bir diyaloglarımız oluştu. Dolayısıyla böyle normalde kurumsal yapılan bu anlaşmayı bireysel olarak da kullanma hakkını bize sağlayacaklar. Bu da federasyonumuzun hemşerilerine katmış olduğu çok ciddi manada bir katkı olmuş olacak inşallah. Önümüzde böyle bir projemiz vardı. Bunun yanında
çok yönlü projeler var. Z-Ticaret'ten bahsetmiştim. %70-80'ini tamamladık. Çok yoğun emek harcıyor arkadaşlarım, sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara. İnanılmaz derecede özverili bir şekilde hem işleri hem ev, aile hayatlarının dışında kalan zamanda bu işleri yapmak üzere yönetim kurulu arkadaşlarımız gerçekten çok fedakarlık yapıyor. Onları tekrar ben sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Ya bizler Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak tamamen gönüllülük esasına dayalı bir teşekkür olduğumuz için yani böyle bir şekilde profesyonelce ilerleyen firmalar gibi veya profesyonelce maaşlı çalışan görevlilerin olduğu firmalar gibi değerlendirilmemesi lazım. Bizim çalışmalarımız belki profesyonel firmalara, profesyonel kurumlara eşdeğer çalışmalar yapıyoruz ama bunların hepsi gönüllü arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla yapıldığı için bence 2 kat, 3 kat daha değerli. Onu da belirtmek istedim. İşte gönüllü arkadaşlarımız, yönetim kurulunun fedakarlıklarıyla yapılan çalışmalardan bir tanesi de Z-Ticaret. Z-Ticaret'te cepte uygulama indirilerek kullanılacak bir çalışma şu anda Play Store'da yayına girdi. Buradan sesleniyorum. Play Store, yani Android sistem kullanan tüm herkes ücretsiz bir şekilde telefonla Play Store'a Z-Ticaret yazarak ulaştığı modüle sadece 3-5 saniyelik bir indirme işlemiyle telefonuna indirecek ve oradan bir şekilde kullanmaya başlayacak. Diğer taraftan da iOS işletim sistemini kullanan Apple Store'da da birkaç gün içinde diyoruz. Çünkü orada biraz daha prosedürler fazla uzadı. O da yayına girecek. Oradan da Apple Store'dan da indirebilecekler. Z-Ticaret bu şekilde. Tabii bu modül cep modülü, yani mobil tarafını anlattım. Bir de bunun masa üstünde bilgisayarında web sitesi kuruluyor. Orayla da entegre olacak. Buradaki amacımız şu. Zonguldak'la alakalı ne kadar iş insanı, serbest meslek erbabı, ne kadar sanatkar varsa, ne kadar yani tanımış ol, yani bizlerin hemşerilerimizden kendi işini yapan hemşerimiz varsa hepsini o havuzda bulma, onlarla buluşma imkanı bulacağız. Belki birbirlerinden alışveriş yapmak kaydıyla birbirlerine destek olacaklar. Birbirlerine bir şekilde işlerine, ticaretlerine katkı sunacaklar. Amacımız Zonguldak insanını daha çok kişiye ulaştırmak. Hemşerilerimizi, işle uğraşan hemşerilerimizi daha çok kişiye ulaştırmak. Onların da birbirlerine alışveriş yapması kaydıyla birbirlerinin ticaretinin destek sağlamasıdır. Bu projenin ana hatlarıyla hedefi ve misyonu budur. Tabii ki proje her geçen gün değerlendirme yapılarak, değerlendirmeler sonucunda revize, değişikliklerle gelişime de açıktır. Bunu da buradan bilgisini paylaşayım. Yani ana hatlarıyla çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Derneklerimizle eğitim ve kültür sezonunun açılmasıyla birlikte tabii ki diyaloglarımız, temaslarımızı da artıracağız. Biliyorsunuz sizler de takip etmişsiniz. Biz derneklerimizle bağlılığımızı artıracak çalışmalar yapıyoruz. Onlara federasyonumuzun üyesi olduğunu belirten beratlar takdim ediyoruz. Onlara federasyonumuzun logolu, flamasını, bayrağını takdim ediyoruz. Böyle derneklerimizle iç içe birbirimizi daha da samimi bir şekilde bütünleştirmiş oluyoruz. Bu çalışmamızda tatil döneminden sonra tekrar devam ettireceğiz. Fahri üyelik çalışmam, projem vardı. Onu da sonuna kadar tamamlayacağım. Şu anda yarısına yakın derneğimize bu üyelik işlemimi tamamladım. Onu da tamamlayacağım sezon açıldıktan sonra. Tabii bu yaz döneminde bir diğer çalışmamız da şu. Bu biz normalde tatil döneminde biraz daha rölantide gitmesi gereken süreçte tam tersi biz hazırlıklarımızı en üst seviyede devam ettiriyoruz. Ki sezon açıldığında, eğitim kültür sezonu açıldığında tüm projelerimizi çok hızlı bir şekilde hayata geçirip onları insanlarımızla, hemşerilerimizle buluşturmak kaydıyla icra etmeyi düşündüğümüz için tatil dönemimizi altyapı ve çalışmalara ağırlık vererek geçiriyoruz. Diğer bir projemiz de federasyonumuzda ilk defa hayata geçecek olan Zondef tanıtım dergimiz. Burada bu çalışmada %80 tamamlandı.
%20'lik bir dilimi kaldı. Birkaç haftalık zaman diliminde de bu çalışmayı tamamladıktan sonra dergimiz yayına girecek. Dergimiz ana hatlarıyla Zonguldak Mülkü Erkanı'nın, Zonguldak Valimiz, Zonguldak Belediye Başkanımız, Zonguldak Ticaret Odası Başkanımız ve Turizm Platformumuzun Zonguldak ve Zondef ile alakalı görüşlerinin, düşüncelerinin, önerilerinin olduğu yazıların içeren, aynı zamanda federasyonumuza bağlı üye derneklerimizin kendilerini anlattığı, çalışmalarını anlattığı sayfaları içeren, onun yanında federasyonumuzun dünü, bugünü, yarını şeklinde federasyonumuzu tüm hatlarıyla, tüm detaylarıyla anlatan, tanıtan bir dergi olacak. Ana hatlarıyla federasyonumuzu tanıtan, federasyonumuzu anlatan bir dergi. Bunu da inşallah çok kısa bir süre içinde yayına, baskıya vermek bize de nasip olacak inşallah. Bu da bizim diğer bir projemiz. Diğer en önemli konulardan birisi de en çok sorulan, belki de hani insanların merak ettiği federasyonumuzun yeriyle alakalı. Onunla alakalı da biz birkaç farklı hani şekilde değerlendirme sonucunda, bunlar tabii zaman alıyor, süreç uzuyor bazen. Başta düşüncelerimizin, düşündüklerimizin hayata geçmemesi, sonrasında başka bir şekilde yol ilerlemeye çalıştık. Orada da hani olumlu bir sonuca varamadığımız için sonuç olarak farklı bir değerlendirme, farklı bir planla şu anda federasyonumuzun merkeziyle alakalı son durumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi birincisi federasyonumuzun genel merkezini Avrupa yakasında. Büyük çoğunlukla hani insanların beklentisi diyelim. Aslında bizim ortalamaya baktığımızda Çorlu'da da derneğimiz var. Kocaeli'de de var. Bolu'da, Bursa'da, Zonguldak'ta da üye derneğimiz var. Çaycuma'da da üye derneğimiz var. Ortalamaya baktığımızda Anadolu yakasında da yer tutmuş olsa olabilir ama İstanbul'da hizmette bulunan, İstanbul'da faaliyette bulunan derneklerimizi değerlendirdiğimizde, İstanbul sadece değerlendirdiğimizde çoğunluk Avrupa yakasında olduğu için beklenti de biraz Avrupa yakasında olduğundan dolayı bizler de zaman zaman dillendirmiştik hani federasyonumuzun genel merkezini Avrupa yakasında uygun bir lokasyonda tutacağız diye. Dolayısıyla bu gelişmeler ve bu durumlar neticesinde federasyonumuzun genel merkezini Avrupa yakasında çok şık, modern bir binada, federasyonumuzu bir üst level atlatacak bir konumda, görüntüde bir genel merkezimizi tahsis ederek, tesisi faaliyete geçirerek genel merkezimizi orada konumlandıracağız. Tabii bunun yanında bir de şöyle bir çalışmamız olacak. Bir tane de Anadolu yakasında şubesi olacak federasyonumuzun. Bu aslında daha hani beklentinin üzerinde bir gelişme. Böyle bir projemizde sözümüz, taahhütümüz yoktu ama bu bizim ekstra bir çalışmamız olacak. Anadolu yakasında da federasyonumuzun bir şubesi olacak. Anadolu yakasında da faaliyete geçen federasyon binamızla biz hem Anadolu hem Avrupa yakasında konumlanmış bir federasyon olma özelliğini taşıyarak belki de beklentinin çok çok üstünde bir konumla, bir görüntüyle önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunlar kısa vadeli çalışmalar. Bir de bizim uzun vadeli çalışmamız var. Görüşmelerini yaptık. İnşallah nasip olursa büyük bir salonda, yani somut örnekler Küçükçekmece, Yahya Kemal Bayatlı veya işte Sinan Erdem gibi salonlarda, bu veya muadili büyük salonlarda bir büyük Zonguldak buluşması icra edeceğiz önümüzdeki yıllarda. Tabii ki bunların hepsi virüs, pandemi, doğal afetler, ülkemiz çok son günlerde bunlara maruz kalıyor. Bunların müsaade etmesiyle olacak işte.
Bunu da icra edeceğiz. Buradaki en büyük katılımcımız da, şimdi sizlerin huzurunda söylüyorum, görüşmeler yaptık çünkü olumlu dönüşler olduğu için bunu böyle söylüyorum. Ufaktan bir mesaj yani. Bu kesin değil tabii de. Ama oradaki en büyük katılımcımız da inşallah nasip olursa ülkemizin şu anda mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanımızla Zonguldakları buluşturuyoruz şeklinde bir programımız inşallah icra edeceğiz. Bu da sadece bir bilgi amaçlı size paylaştım. Çünkü niye? Detayları çok sonra önümüzde yatırıp değerlendireceğimiz bir konu. Bizim bir de hazır fidan dikme projemizi size anlatmışken aklıma gelen diğer bir konuyu da size söyleyeyim. 3 Mart biliyorsunuz maden şehitlerimizle alakalı bizim için çok önemli, unutamayacağımız bir gün. Her yıl belirli çerçevede andığımız, belirli çerçevelerde yad ettiğimiz şehitlerimizi anarak, onlara belki Kur'an okuyarak, belki farklı programları icra ederek her yıl onları andığımız bir özel bir gün. Biz o 3 Mart'ı bu sene 2022 yılında, çünkü benim Federasyon Genel Kurulu'ndan önceki projelerimden bir tanesi de oydu. Görüşmelerini yaptık. Artık hani yavaş yavaş onun adımlarını atıyoruz. O yüzden şimdi sizle paylaşıyorum. 3 Mart'ta her maden şehidimizin adına bir fidan dikilecek. Bu fidanın önüne ahşaptan bir monte edilecek. O ahşaptan monte edilen ayağın üzerine de şehidimizin künyesi, metalden künyesi işlenecek. Adı, soyadı, köyü, yaşı, vefat ettiği yıl şeklinde. Yani öyle bir şekilde şekillenecek ki bu proje, Maden Şehitleri Hatıra Ormanı adında Orman Genel Müdürlüğümüzün uygun gördüğü ama biz özellikle söyledik, kabul gördü, yol üzerinde. Yani otoban, E5 gibi yol üzerinde görülebilecek şekilde, tabelası görülebilecek bir yerde olacak. Buradan memlekete giderken geri dönüşte insanlarımız bu tabelayı her fırsatta görecekler. Zonguldak Maden Şehitleri Hatıra Ormanı. Bunun içeriğinde de dediğim gibi her bir maden şehidimiz için bir fidan, önünde bir tane ahşaptan yapılmış ayak, o ayağın üzerinde de maden şehidimizin adının bulunduğu bir künye. Bu şekilde bu alanı biz hayata geçirdikten sonra oranın da çevre düzenlemesi, girişi, çıkışı daha böyle bizlere yakışacak bir şekilde ayarlanmak suretiyle zaman zaman içinde orası sanki bir şehitlik anıtına dönüşecek. Belki de herkes oraya bir şekilde yol uğratmak isteyecek. Köye giderken, köyden gelirken oraya bir şekilde yolunu uğratıp orada bir dua edip Fatiha hani riyaben şehitlerimize ulaştırıp belki oranın ufak tefek çevre düzenlemesini yapmak isteyecek. Belki oraya ekstra bir katkı sunmak isteyecek. Yani bu projeyi hayata geçirdiğimizde Allah'ın izniyle ilelebet şehitlerimizin adını yaşatacak, Zonguldak'ımızın evlatlarının, atalarının olan vefasını bir şekilde yerine getirmesine vesile olacak bir proje olacak. Bunu da buradan sizlerin üzerinde paylaşıyorum. Alaaddin Bey. Yani projeler çok, vaktimiz olsa konuşuruz. Yani ben i̇nşallah genel hattı... İnşallah zevkle gelirim, katılırım, anlatırım. Çünkü anlatmamız gerekiyor. Bizim en büyük eksikliğimiz anlatamamak, anlatmada eksik kalmak. Aynen. Yoksa inanılmaz yaptığımız işler var. Arka planda, background'da acayip çalışmalarımız var. Yani maddi manevi çok fedakarlıklar var. İnanılmaz. Bunları insanlar belki görseler, duysalar, hani hiç bilmeyenler belki de yani hayretler içinde kalacaklar. O şekilde çalışıyoruz. Yani ben kendim olarak söyleyeyim, şahsım olarak sizlerin huzurunda bunu ifade edeyim. Yani hayattan ne ticari olarak ne siyasi olarak şahsım olarak hiçbir beklentim yok. Tamamen bunları sevdiğim için, içimden geldiği için
Takdir edilmenin bana verdiği motivasyonla yapıyorum. Yaptığım işler takdir ediliyorsa ben daha fazlasını yapmaya arzuluyorum. Başka bir beklentim yok çünkü beklentisi olan insanlar bu işlerde sonuca varamıyor. Çünkü keyifle yapmıyor. Mecburiyetten yapıyor bu işleri. Beklentisi olan insanlar. Beklenti farklı. Benim öyle bir durumum söz konusu olmadığı için inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir aşkla, sürekli yenilikçi bir ruhla, müteşebbis bir girişimcilikle yenilik arayışındayız. Dolayısıyla biz bu vizyonla misyonumuzu üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani çok fazla resmi kurumlar, siyasi, bürokrasi anlamdaki kurumları ziyaret ederek sadece ziyaret etme amaçlı zaman harcamak istemiyorum. Bir projemiz elimizde geliştiğinde ilgili kurumu ziyaret ederek, oradaki projemizi de onlara aktararak bir şekilde de bir proje veya bir çalışmanın startını verebileceğimiz görüşmeler olsun düşüncesiyle daha çok hani mutfakta şu anda görev yapıyoruz. Tabii ki bizim bazı konularda çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız tamamlandığında biz de gerekli görüşmeler icap ettiğinde birçok kurumla, kuruluşla temasla geçeceğiz, diyaloğa geçeceğiz. Benim her zaman için prensibim hiçbir kuruma sadece ziyaret amaçlı gitmeyi kendimize pek doğru bulmuyoruz. Zaman kaybı olarak görüyoruz. Genel olarak kamuoyuyla bunu da paylaşmak istedim sizlerin aracılığıyla. Genel hatlarıyla bu şekilde çalışmalarımız, geçmişimiz ve gelecek vizyonumuz. Bu manada ben bu fırsatı bize verdiğiniz için Fark Türk TV'ye, Adak Medya'ya, Zonguldak'ın Batı Karadeniz'in yani medya emekçisi Alaaddin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlere, şahsıma destek olan, yani yanında bulunan yönetim kurulu arkadaşlarıma, federasyonumuza bağlı olan dernek başkanlarımıza, maddi manevi desteklerini esirgemeyen iş adamlarımıza, ne bileyim yani aklımıza gelmiyor, ilçe, yerel yönetimdeki belediye başkanlarımızla devamlı temastayız, diyalog halindeyiz. Başkanlarımıza, ticaret odası başkanlarımıza, vekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Zonguldak için çok güzel gelişmeler olacak, çok güzel adımlar atılacak. Zonguldak'ın bir şekilde 100 yıl önceki o Türkiye'nin lokomotif olduğu dönemdeki popüler yıllarına tekrar kavuşacağız. Bunun mesajını buradan paylaşıyorum. Kısır döngü, çatışma, çekişme, işte bu bir diyaloglarla zamanımızı harcamayalım. Sürekli önümüze bakalım, yeni düşüncelerimizi hayata geçirecek şekilde görüşmeler yapalım. Eğer ki bazı konularla fazla zaman harcarsak hiçbir şeyi yapmaya zamanımız kalmaz. Çünkü zaman hızla akıp gidiyor. Benim hayat prensibim böyle. Geçmişte fazla takılı kalmam. Beni yoran kişilerle, yoran işlerle fazla uğraşmam. Sürekli yani ekibimizle motivasyonumuzu yüksek tutacak çalışmalarla yeni projeleri hayata geçirmeyi, değerlendirmeleri yaparız. Hayat bakışımız bu şekilde. Hayat felsefemiz bu şekilde. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılı diliyorum. Sizlerin aracılığına da öncelikle yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza, sonra sel felaketiyle maruz kalan hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Allah İnşallah en kısa zamanda yaralarını sarma fırsatını versin diyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herkese sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarak Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin.